Bizim tavrımız çok net. Bir, biz önce bölgede her ülke için ayrı ayrı ve bölgesel olarak barış istiyoruz. Kan akmasın, gözyaşı akmasın istiyoruz. Bölge barışına hizmet edeceğinden şüphe ettiğimiz, etmeyeceğiyle ilgili şüphemiz olan her konuya bir parça temkinli yaklaşmak zorundayız. Elbette bölgedeki halkların kendi kaderlerinin tayin hakkı vardır. Ancak bununla birlikte bölgede yaşayan halkların bir kesimi için bir adım atılırken diğer kesiminin mağdur olmayacağı formüllerin de geliştirilmesi lazım. Yani bu konuda bir geniş konsensüse ihtiyaç var, öyle görülüyor. Bu bakımdan meselenin yeniden düşünülmesinde, yeniden değerlendirmesinde belki fayda var. Ama bölgede şimdi bizim iktidarın, bizim hükümetin politikaları bakımındansa durum şudur. Yani işlerine geldiği zaman Barzani'yi göklere çıkarıp, işlerine gelmediği zaman yerle yeksan etmeye kalkmak bölge parışına da, bölgeye de, bölgedeki halklara da hizmet etmez. Türkiye'ye hiç hizmet etmez. Bu bakımdan hükümetin bu konuda daha tutarlı bir politika izlemesi lazım. Bugün bölgede bir sorun varsa bunun sebebi AK Parti'nin 10 yıldır bölge politikalarıdır. 10 yıldır yanlış yürütülen bölge politikalarıdır. Meselenin daha soğukkanlılıkla, daha sağduyuyla değerlendirmesi lazım. Bizim açımızdan oradaki Kürtler de, Türkmenler de kardeşlerimizdir, akrabalarımızdır. Meseleye böyle bakarak bir konsensüs içinde çözüm bulmak lazım. Esas itibariyle Irak'ın toprak bütünlüğü ve diğer Suriye dahil komşu ülkelerimizin toprak bütünlüğünü kıymetli ve önemli sayıyoruz. Ama oturulup meselelerin de çözülmesi lazım. Kimsenin kimseye üstünlük sağlayacağı bir formülün geliştirilmesine genel kabul olarak bir rıza olmaz. Genel kabul olarak rıza olmayınca da sorunlar bitmez. Büyür, çoğalır ve kaşınmaya devam eder. Bu bakımdan tekrar ediyorum. Bölgedeki Kürtler de, Türkmenler de bizim kardeşlerimiz, akrabalarımızdır. Kimsenin burnunu kanamayacağı, herkesin mutlu olacağı her sonuç evet. Ama bir tarafın kırılıp döküleceği, bir tarafın sevineceği her sonuca hayır, nokta. Evet.